falan ben evlenmirem. Benim için sen biriktiren, bana dön derler dön birem. Yahşi gelin evlenmirem, yok aybalam ben evlenmirem. Yahşi cazibe subayım aybalam, İstanbul'a gelirem ben vay babam. Kağıt üstü imza faydalan, oğlunu everesin bana hadi kaynana. Hocam, avukat bey, vallahi bir yanlışlık var. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Yanlışlığı falan yok Kemal Bey. İhtarnameyi bir hafta önce göndermiştik. Ya sizin tam isim neydi? Umut Şahbaz. Heh, Sayın Şahbaz, bakın çok rica ediyorum. Ben size hemen anlatayım. Ya ben arkadaşıma 3-4 gün önce parayı verdim, git yatır öde diye ya. Maalesef arkadaşınız ödemeyi yapmadı. Kemal, Barış telefonunu kaldırmıyor. Açmaz tabii, şerefsiz ya, açmaz. Kim bilir hangi kız da şimdi Boğaz'da yemek yiyordur o benim verdiğim parayla ya. Hocam bir şey söyleyeceğim. Ben yakın bir arkadaşım, bir deksem, öldürsem... acaba indirim mindirim fiş almasak ne kadar ceza yerim? Ya şimdi ne diyeyim? Kemal, bir şey ele, eşyalarımızı aparırlar. Canım bir dur, sakin ol. Tamam, aparacağım, aparacağım. Sayın Şahbaz, bir şey soracağım. Sizin hiç böyle kötü arkadaşınız oldu mu, var mı? Maalesef. Maalesef mi? Niye maalesef diyorsunuz? Ne kadar güzel, çok şükür demeniz lazım. Kemal, hacı gerçekleştirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Allah Allah. Buradan bakınca pek üzgün görünmüyorsunuz Sayın Şahbaz. Tabii cukkayı kaptınız, şahtınız Şahbaz oldunuz değil mi? Ne güzel vallahi. Ödemeyi yaptıktan sonra 1-2 gün içinde 7 eminden eşyalarınızı geri alabilirsiniz. Hop. Abicim ne yapıyorsun? Hop dur dur. Abi koltuğumu alamazsınız ya. Bu benim koltuğumdan daha ziyade benim yatağım ya. Abi hop hop. Kemal Bey, niçin eşinizle birlikte uyumuyorsunuz? Efendim benim şimdi bir takım, Allah Allah, siz boşanma avukatı mısınız, icra avukatı mı? Size ne kardeşim? Kemal sakin ol, adamı hırslendireceksin. Tamam, sakinim. Şimdi Sayın Şahbaz, bakın baştan alalım. Ben şimdi bugün gerçekten güne çok gergin başladım. Gergindim yani. O yüzden şimdi siz de alacağınızı aldınız zaten. Bu bize büyük bir ders oldu. Bir daha yaparsak dünyanın en adi şerefsiz insanıyız. Ben şimdi geçen ayki primi alıp borcumu yatıracağım. Ondan sonra süt liman her şeyde anlaşırız, olur mu? Maalesef. Müvekkilim haciz konusunda bayağı bir ısrarlı. Ha, öyle diyorsunuz yani. Yani bayağı bir ısrarlı. O zaman müvekkilinize söyleyin efendim. Koltuğun yanında bir de bonus olarak borçlu haciz ettik diye. Hadi bakalım ha. Hadi. Kemal Bey ne yapıyorsunuz? Kalkar mısınız? Kemal Bey ne yapıyorsunuz? Hayır, kalkmıyorum. Kalkmıyorum. Yiyorsa böyle götürün. Yemiyor değil mi? Götürün arkadaşlar. Lan! Ay. Lan hop. Tamam, bırak. Işıklar dönecek bak, tamam. Allah Allah. Avukat bey maşallah yani ha. Sayın Şahbaz, siz de inadım inat, cübbem iki kanat durumundasınız. Bravo ya. Yani diyorum ki kanepeyi aldınız tamam. Hadi o benim yatağımdı, onu geçelim. Ama biz karımla şurada oturup güzel güzel televizyon izliyorduk ya. He, oturup Kenan'a bakardı. Yerinizde olsam televizyon izleme konusunda bu kadar endişelenmezdim. Ah! Yuh! Kardeşim televizyonu bıraksana. Ne yapıyorsunuz siz ya? Avukat bey, Sayın Şahbaz, ayıptır ama ya. Televizyon bir evin direğidir. Vallahi evlilik birliğini şu anda temelden sarsıyorsunuz. Sizi kınıyorum. Yeah. Olayı bu kadar da büyütmeyin canım. Hem televizyon izlemek muhabbeti öldürüyor. Sana ne kardeşim? Biz belki muhabbetin ölüsünü seviyoruz. Ha bakalım. İçimde puantiyeli don var. Al onu da ister misin? Çıkartayım mı? Al onu da. Ay. Kemal dayan. Bir sakin ol. Ha, bir fikir verme. Şahbaz'a bak be. Donumuza kadar alacak. Hayret bir şey be. Şuraya bak. Ev dımdızlak kaldı. Ne yapacağız? Abajura mı bakacağız vakit geçirmek için bundan sonra? Ha, ne olacak? Aa evet, abajur. Onu da alalım. Değerli bir şeye benziyor. Ya çok değerli, çok değerli. Acayiptir yani. Fişini nereye taksanız çalışıyor. İsterseniz bir deneyeyim ha. Hadi gelin, gel. Gel. Şahbaz. Ulan ne adi avukatmış be. Vallahi billahi çok adiymiş ya. 3 kuruş borç için bizi dolumuza kadar alacaktı adam ya. Bu ne ya?
Ama niye? Hata bende kızım. Çünkü ben eşeğim. Hatta eşeğin en önde gideneyim ya. Barış'a parayı verirsen, Barış gibi adama, al mağaza sizin eve yakın, git para yatır dersen başına bunlar gelir. Aslında benim gibi iki tane sala Taksim Meydanı'nda böyle sallandıracaksın. Bak bakalım Barış gibi çakallara insanlar bir daha parasını kaptırıyor mu? Ha işte bu kadar yani. Kemal el edeme, o nece sözdü. Öyle vallahi. Kemal. Efendim. Belki ben de bir işe gireyim, işleyeyim he. O nereden çıktı şimdi Cazibe ya? Görmüşsen evimize heciz gelipti. Ben özümü çok pis hissediyorum. Ne alakası var şimdi Cazibe yani? Allah Allah. Bu şimdi geçici bir durum hayatım. Yani bu şu an şu ara yani bir sıkışık durumumuz var. Ondan sonra yani ben zaten geçen ayın elemanı seçildim. Bana prim verecekler Hulusi Bey. Ben de o primi yatırırım zaten. Eşyalarımız falan geri gelir. Hep Barış'ın yüzünden yani. Sonuçta evelallah senin müdür kocan var kızım yani. Yani evinin direği, geminin küreği, şirketin müdüreği yani. Küreği nedir ki? Müdürün kafiyelisi yani böyle manager gibi bir şey. Neyse sen takma bunları kafana ya, ben hallederim bak. Aslan gibi kocam var burada. Ben şimdi prim alacağım. Hiç olmazsa prim alacağım gün işe geç kalmayayım. Hadi kal sağlıcakla, ben gidiyorum tamam. Güven bana ya. Yo, beni heseletmek istemir ama vaziyeti çok çetindi. Benim tez iş tapıp erime köme eylemem lazımdı. Gülbacı. Suçla savaş için çok güzel bir gündü. Ankara'nın puslu havasında ajanımız heyecan içindeydi. Evet, sanki ajanımız doğuştan yetenekliydi ve bu dedektiflik işini başaracaktı. Tabağı geri vermedi. Veremezdi de. Ya bu roman gerçekten çok sürükleyici. Başladığımdan beri yerlerde sürünüyorum ya. Evet, devam edeyim. Cımbızı aldı ve... Babacığım. Efendim kızım. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben nüfus cüzdanımı kaybettim. Pardon, tam olarak algılayamadım. Bir daha söyle bakayım efendim. Ben nüfus cüzdanımı kaybettim. Senin gibi bir kızım olmaz olsun. Yüz karasısın sen be. Nasıl nüfus cüzdanını kaybedersin? Olur kızım böyle şeyler. Bu tür durumlarda benle her şeyi paylaşabilirsin. Normaldir. Nüfus cüzdanını kaybettiğine göre yarın gidersin bir kayıp ilanı verirsin. Ve sende vesikalık fotoğraf var mı? Yok açıkçası. Yok acı dayı mı? Ne diyorsun sen ya? Açıkçası yok. Ha açıkçası yok. Açıkçası yoksa o zaman ben senin yerine giderim yavrum. 4 tane vesikalık fotoğraf çektiririm. Baba olarak bunu yapmam gerekiyor. Yalnız baban olarak bebeğim sana şartlı şehriye veriyorum. Şartlı şehriye ne baba? P tipi cezaevinde oda cezası kızım. Sadece şehriye çorbası içebiliyorsun. Limonlu. Oda limon bulabilirsen. Ne yani? Şimdi ben nüfus cüzdanımı kaybettim diye bana Amerikan filmlerindeki gibi oda cezası mı vereceksin? Bebeğim bilmem bilir misin? Çok önemli bir Amerikan sözü vardır. Kızını dövmeyen dizini döver. Bak, bak, bak. Nasıl dövüyorum dizimi bak. Çabuk içeri! Nüfus cüzdanını kaybetmiş. Ya arkadaşlar şöyle yerde para falan bulan oldu mu? He? Böyle yüklü bir meblağ olur, yüksüz bir meblağ olur, bir bozuk para falan olur, madeni. He? Ne kadardı? Ne buldun? Kaç para? Ya bırakmam ben buldum diye dedim mi? Abiciğim buldun mu bulmadın mı? Allah Allah. O benim son paramdı ya. Neyse hadi. Hamam parası olsun da biz artık yürüyerek gideriz evimize. Buldum buldum. Buldun mu? Yazı tura atalım. Yazı tura? Sebep? Sebep öyle. Öylesine atalım işte yazı turayı ya. Üniversite mezuniyeti sırasında ben böyle kepi havaya böyle diye atar. Ya bak konu nereden nereye geldi ya. Gördün mü? Ama neden? 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 Çünkü brainstorming'ini yaptım. Gerçi herkes brainstorming'i falan filan yapamaz ama neyse. Barış dikkat ettim de sen böyle işinin peşinde, paranın peşinde koşan değerli bir çalışansın.
O yüzden de bu tokadı mali işlerinin müdürün olarak değil de bir arkadaşın olarak atıyorum. Artık gerisini sen halledersin. Lan bu ne? Kemal ne oluyor? Arkadaşlar 9'dan atalım 155'i arayın gözünüzü seveyim hadi. Hayır 9'dan atalım. Aa tamam 9'dan atalım ama 155'i aramayın. Cenaze levazım açısından çünkü ben bu çek senet mafyasını öldüreceğim. Ya lan. Ben ettim senet me. Bak kelime şerit yaptım birden. Şerefsiz. Hayatımı kaydırdın hala bana kelime esprisi mi yapıyorsun ha? Evet ben edeceğim ama suratının tam ortasını edeceğim. Hadi. Tamam. Yaklaşırsa kızı öldürürüm. Boynunu kararını yemin ederim. Ya hay! Bırak kızı, zarar veririm Kemal. Çalışanı bırak lan kızı, bırak lan kızı. Pepelek Steven Seagal, bırak! Abiciğim bak çok gereksiz hasabiyet yapıyorsun. Şimdi ben sana bak çok yakın bir arkadaşın olarak söyleyeyim. Hani, bu çalışanlar, malaşanlar sana arkandan konuşurlar. Anladın mı? Bak altını çizelim Kemal. Yakın arkadaşın olarak söylüyorum, yakın arkadaş. Ulan Totoş'umun yakın arkadaşı. Ne yakın arkadaşı lan? Ha? Ben sana para veriyorum, seni de yatır diye sen gidip parayı hiç ediyorsun, yiyorsun. Arkadaşlar, hepiniz duyun, hepiniz duyun. Bu Barış, altını çizerek söylüyorum, şerefsizi... ...benim paramı hiç etti ve onun yüzünden bana icra geldi sabah evine. İcra geldi, icra mı? Vay, 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 vay. Ya abicim, amma yaygara yaptın sen de ha. Biz bunu... Erkek erkeği hallederiz Kemal. Tamam lan gel bekliyorum. Tek kolumu kullanacağım. Ah bunu da arkaya koydum. Gel gel gel. Ah yazık canım kardeşim. Öbür kol... Ah. Ya bak Kemal. Ben şimdi yemin ediyorum üzüntüden saçlarım maçlarım böyle Kadir İnanır gibi bembeyaz oldu ya. İki günde böyle bembeyaz hale geldim Kemal. Gerçekten bak ya. Koyacağım ağzını burnunu kıracağım şimdi senin ha. Otur canım otur otur otur. Dua et bugün prim alacağım. Ayın elemanı seçildim Allah'tan yani. Alacaksın, alacaksın da prim almayacaksın Kemal Bey. Sana ne lan çift sarılı. Prim benim değil mi? İstersem alırım, istersem almam. Hulusi babam senin primini bana verdi. Neden? Çünkü teşvikiye amaçlı. Hadi lan oradan. Nasıl verir ya? Ayın elemanı ben seçildim oğlum. İşte kimsenin yeri garanti değil Kemal Bey. Koltuk sallanıyor, koltuk. Koltuk sallanıyor. Bu koltuk sallanıyor Kemal Bey. Evet, pirr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 r
bakayım. Ziver Bey beyaz masada. Kırmızı masaya bakıyoruz. Sıfır puan. Kırmızı masayı sana verdim çünkü kırmızı sana yakışıyor. Barış, ben o primle borcumu ödeyecektim. Elektriğimi yatıracaktım. Ah, prim de gitti. Ne yapacağız bu durumda? Mecburen seni yatıracağım. Arkadaşım, Allah'ını seven ayırsın. Yapma Kemal. Şirket sallandı. Şirket sallandı. Bir dur, gözünü seveyim. Bir şirket dur. Diyorum. Yal lan buraya. Gidin Kemal. Sarıyorum lütfen. Yaz kızım. Yazayım efendim. Bana mı seslendin baba? Nazlı, sallanıp dokma kafana. Ben sana demedim. Sen nüfus cüzdanını kaybetmiş bir vatandaşsın. Çabuk odana gir ve çıkma. Çabuk odana gir. Sakin olur musun? Ayrıca kıza bağırma öyle, yazık. Tamam, yaz kızım. Ay masayı da kırdı. Adım Cevat Sezgin. Bir apartman sakiniyim. Yalnız apartmandan çıkarken nedense sakinlik gidiyor, hafif bir sinir geliyor. Sinirleniyorum. Niye? Çünkü bu Kemal'le Cazibe'nin evliliğinin çakma olduğunu halen ispatlayamadım. Da onun için. Fakat yapacağım ve yapmış olduğum son planla, evet, bu işin sonuna geldik. Adım Cevat Sezgin. Yaz. Pekmez'im, iyi güzel de ben niye bu, şu Cevat abi bizim Cevat abi değil mi? Onun ağzından niye ihbar mektubu yazıyoruz ki? Manidar'cığım, oh, kafama fena tokmak yedim ben ya. Şunun için yazıyoruz bebeğim. Planın bir parçası. Plan şu bebeğim. Söyle nedir? Mahalledeki tam 38 ailenin adı ve soyadı adına Yabancılar Şubesi'ne bir ihbar mektubu yazacağım. Dolayısıyla Yabancılar Şubesi bu sefer işi ciddiye alıp
benim adıma bu baskını yapıp bu evliliğin çakma olduğunu, pardon anlaşmalı, pardon sahte olduğunu. Ay şoke giriyorum. Ay gene şoke giriyorum. İşte öyle çözülecek bu iş inşallah. Allah'ın izniyle. Volüm 26. Bir sakin ol sen. Sakin ol. Yaz kız. Ay! Bana mı seslendin baba? Nazlı, sen nüfus cüzdanını kaybettin. Nüfus cüzdanını çıkarana kadar odandan dışarı çıkmayacaksın. Böyle yapınca sakin oldum. Sen de konuşma. Çabuk. Ama babacığım, odamdan çıkmadan ben nüfus cüzdanımı nasıl çıkaracağım? Haklı kız, nasıl çıkaracak? O zaman yaz kızım. Nazlı Pekmez'in nüfus cüzdanını çıkarmak için yarım saatin evden ayrılmasına aile oy birliğiyle karar vermiştir. Çık. Çıkarken nüfus cüzdanını almayı unutma. Peki babacığım. Hakkaniyetli kocam benim. Duydunuz kapı sesini, yarım saatimiz var. Bitmizdim. Sen çalışmak istiyorum deyince ne dedi peki? İcaze vermedi. Ama ben Kemal'dan habersiz işleme estirem Gülbacı. Bak aslında aklıma bir şey geldi. Benim bir müşterim var, aynı zamanda arkadaşım da. Kocası kör, yardımcıları da işten ayrılmış. Bunlar eleman arıyorlar. Şimdi kadın birkaç günlüğüne yurt dışına çıkacak. O Türkiye'de değilken kocasına yardımcı olacak. Gündüzleri kitap filan okuyacak, birilerini istiyor. Belki senin ilgini çeker. Ne dersin? Kısa bir iş ama bir hafta. Niye olmasın ki Gülbacı? Hem hiç tanımadığım biriyle dertleşmek mene de yakşı gelir. Ona da yakşı gelir, he? İyi, hadi gidelim o zaman. Hemen, indi. Yakşı, gidelim. Ay kızların arkasına saklanma fasulye, gel buraya. Kemal, gel. Yemin ederim toplu katliam yaparım bak. Çok ciddiyim. İkisinin de boynunu hard diye kırarım Kemal. Dur bak, Mustafa da bağlatma Kemal. Kemal. Kemal, mağdurum. Efendim, mağdursunuz biliyorum ama burası iş yeri. Yani inanın ben sizden daha da mağdurum şu anda. Çünkü o babanız olacak. Babanız benim primimi alıp aha da buna verdi. Ay Allah'ım ya Rabbim, bana ne ya? Bana ne prim diyor gelmiş bana? Şu halime bak. Depresyona girdim, manen düştüm. Halsizim, bitkinim. Yani acilen detoksa ihtiyacım var. O yüzden bugün Tuti ile buluşup anında bir detoks kampına girmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Paris'e siz bakar mısınız iki gün boyunca Kemal Bey? Köpek. Köpek. Paris bir köpek. Ben köpekten anlamam. Yani köpek bana ters. Olmaz. Olmaz. Simge Hanım. Olmaz. Paris. Duydun mu annem? Kemal Bey sana ne dedi? Köpek dedi. Ofiste oksijen azaldı herhalde. Sizin de detoks kampına gitmeniz gerek. Simge Hanımcığım, hiç merak etmeyiniz. Ben yavrunuza Paris'e bakarım. Paris. Annem. Paris. Annem. Lan. Çift sarılı, sen bizi mi dinliyorsun? Kemal Bey, Kemal Bey, bakınız insanların dış ticaret açıklarıyla yargılamayınız insanları. Lütfen Kemal Bey, ben de üniversite mezunu, diplomalı bir insanım yani. Neticesinde mali işler müdürüyüm de. Hiç merak etmeyin şimdi yani. O zaman siz detoks kampında detoksunuzu detokslarken... Ziver Bey Paris'e bakabilir. Zaten diploması da var o. Simge Hanımcığım, Paris'i yavrunuzu alayım isterseniz. Paris, Paris, bebeğin, bebeğin. Maşallah, maşallah, maşallah. Ya bunun bu şey mi ya? Peluş mu bu? Yok, yok da bu başka bir malzeme kullanılmış gibi değil mi bu? Maşallah, maşallah. Öpüyor ve alıyorum Simge Hanımcığım. Ziver Bey, gittikçe size ısınıyorum. Gittikçe ısınıyorum. Benden bir yarım artı. Yarım artı aldınız. Hadi bakalım, hadi bakalım. Paris size emanet. Yarım artı aldım diye şımarmak yok. Tamam mı? Paris'e çok güzel bakacaksınız. Bakın bir yanlış olursa Paris'in dedesi orada. Tamam mı? Ben iki günlüğüne detoks kampına gidiyorum. Sonra görüşürüz. Paris, annem. Annem gel bebeğim. Ay canım benim, canım benim. Ay çok özleyeceğim şimdiden. Görüşmek üzere. Merak etmeyin Simge Hanımcığım. O güvenli ellerde Paris. Bu be. Geç. Geç.
Merak etme Farisciğim. Ben sana İngiltere atmosferini vuracağım. Sen hiç merak etme. Tip, tip ya, tip. Hayret bir şey ya. Ben bütün ay çalışayım dedinin bu şirket için. Ondan sonra boynunda çıngırayla gelsin yalakalık yapsın Ziver Bey. Benim primimi alsın. Niye? Babası Hulusi Bey'in kirvesi. Ay babanın kemiğine. Tilkünün kemiğine. Kemal. Ha? Ben seni bu borçtan nasıl kurtaracağımı buldum kardeşim. Vallahi mi lan? Vallahi. Kemal. Diyorum ki kardeşim. Gidelim şimdi hastaneye. Bulalım bir tane doktor. Benim şu böbreğim birini satalım gitsin. Ta böbrek yetmiyorsa dalaktır, ciğerdir. O vücutta iki tane ne varsa hepsinden birer tanesini verelim olsun bitsin kardeşim bu. Çok kesin kararlıyım. Saçmalama Barış, saçma sapan konuşma. Gözünü seveyim ya. Ne böbreğini satmasından bahsediyorsun ya? Deli misin sen ya? Altı üstü iki tane kanepe, bir tane televizyon ya. Ne yapalım? Bundan sonra maçları radyodan dinleriz. Göz ucuyla da karşı komşunun televizyonunu keseriz. Ne yapalım yani abi? Ne satmasından bahsediyorsun? Yok 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 Kemal. Yok yok. Gerçekten. Kesin kararlıyım yani. Hadi bak böyle tıbbi bir şey olmasa kendim böyle kalp diye dalacağım, çıkaracağım, pazara götürüp satacağım ne varsa ne yok. Al işte makas. Nedir oğlum böbrek dediğin nedir ya? Hort diye sokayım şuradan çok 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 çok. Aklım bir de. Anlıyorsun ben manyak mısın? Bırak şu makası. Bırak. Yaparım ben bunu Kemal. Bırak. Gel. Haydi gel söyle ne oldu? Barış abi. Yine oynadığın kuponun parasını tahsil ettim bayda. Buyur abi senin payına düşen. Ne kupanızınmış o bey? Para da kim ne yapmıştı? Parasını şey yapmıştı. Hadi lan işin başına geçsen. Allah Allah kupon şeyini yapıyor bak. Bir dakika bir dakika yıkma bir ara. Ne kuponu hayırdır? Ya sorma Kemal abi ya. Dün altılı oynarken gördü beni. Hadi beraber oynayalım dedi. Oynadık şansını da tutturduk 4 milyar da para verdi. He? 4 milyar yani bugünün parası da 4 bin lira. Hadi bak bir şey. Kupon tutmuşmuş. Bu işte kim para kazanmışız bir şey yapmışız. Lan kuponu tutturuyorsun para şey yapıyorsun sen. Niye bana haber vermiyorsun lan? Eşek mi bası? Hadi bak Kemal'e bak. Abi ne söylemesi? Dün son ayağı beraber izleyip sevinmedik mi? Ulan çakal, ulan çakal. Altılıdan parayı böyle indiragandı yapıyorsun. Borcumu ödeyeyim demiyorsun. Üstüne yatıyorsun, bir de bana gelmişsin böyle artistlikler yapıyorsun. Dalağımı satayım, böbreğimi satayım. Ulan dalaksız! Şimdi satarım Kemal, böbreği satmak ne işi? Sok, çıkar, sattı. Ben onu kefen parası olarak da şey yaparım diye düşündüm Kemal, o açıdan yani. İyi düşünmüşsün, iyi düşünmüşsün. Zaten böyle devam ederse kefen parasına ihtiyacın olacak. Kardeşim, sen şimdi... Bu Barış'ın parasını alıyorsun. Al şu 50'yi de cebine at. At cebine. At at. Ha. Bu parayı ben sana şimdi cep telefonuna bir mesaj atacağım. Avukatın adresi. Ona gidip veriyorsun. Anlaştın mı kardeşim? Olur Kemal abi. Hadi kal sağlıcakla. Hadi. Oh. Çok şükür haciz işini hallettik kardeşim. Sıra geldi bu yalakadan benim prim parasını geri almaya. Şimdi düşünelim bakalım bu parayı nasıl alabiliriz? Düşün abi. Ne düşüneceğim abiciğim? Şurada 40 yılın başı bir tek ayak geçmişim. Çok diye yapıştırmışım. Çorbasını içemiyorum ya. Tamam lan tamam ağlama. Öğlen de sana bir çorba ısmarlarım. Olur biter. Dalağımı satarım, böbreğimi satarım, ciğerimi satarım. Bak 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 sakatatçıya bak. Sanki ciğeri 5 para ediyor. Sokayım. Şey çıkarayım böbreğimi birini ha? Sok, bir de şöyle çevir, yukarı kaldır. Hadi. Yukarı kaldır ama çok ağır şey olur o. Söker alırdım aslına bakarsan. Rüzgar, sırf rüzgar. Faiz, faiz, faiz. Bak, 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 bak. Bak, baba sana ne aldı? Bubum, 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 bubum. Bak, 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 bak. Hiçbir masraftan kaçınmadım sana. Barış'cığım. Hop, 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 hop. Hadi bakalım. ne de olsa prim aldık değil mi Forinci? Hadi bakalım. Prim, 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 prim. Hadi Forinci, hadi. Hoppa. Hoppa. Bana bak Tuti, bir fotoğrafımızı çek de Face'e koyalım. Bakayım, bakayım. Ha, bir daha çek, bir daha çek. Ay kardeş, kardeş. Pardon. Ben bir white chocolate mocha alayım. Tuti sen?
Çoklu frappuccino bende. Yalnız sadece organik içeceklerimiz var hanımefendi. Sensin organik. Ne demek white chocolate mokamız yok? Ben buraya detoks yaptırmaya geldim. Bir kere white chocolate mokamı içmeden detoks yaptırmam, anladın mı? Ama isterseniz balyoz var. Karışık meyveli, nar, havuç, vitamin deposu bunlar. Balyoz getir sen bana Johnny Cop ki senin kafanda patlatayım o balyozu. Hadi hadi hadi, fazla konuşma git. Ver bir parmak ucu. Ha? Hanımlar bize katılmak ister misiniz? Yok canım, white chocolate mokamız gelmeden biz şuradan şuraya gidemeyiz, kusura bakma. Gelin, hareket de iyi gelir. Buraya kilo vermeye gelmediniz mi zaten? Yani biz buraya kilo değil, gram vermeye geldik minicik. Terazi, lastik, jimnastik. Katılalım bari. Hadi bakalım. Ne oluyor Simsim? Ay Tuti, ben bunlarla yürüyemiyorum canım benim. Bunlara alışkın değilim ben. Hep topuklu giymişim yani. Dengede duramıyorum. Nasıl yürüyor bunlar bunlarla? Alışacağız, hadi geç. Ay, alışacağız. Yaşayacağız be. İstanbul seni acil bekler. Yaşayacağız be. Bura İstanbul yedi tepe tepe tepe. Yaşayacağız be. İstanbul seni acil. Bak bak bak, tipe bak, çakala bak ya. Benim primimle böyle Paris'e hediyeler falan alıyor. Ha, aslında ne yapacak? Simge'ye prim yapacak yani. Benim paramla, benim paramla. Çakal! Bütün paralar gitti abicim ya. Gitti paralar ya. Boris kızım, yani düşünüyorum da Simge annenle kısmet olur da dünya evine girersek sana bir kardeş alırız. Adı da Diyarbakır olur. O da doğunun Paris'i değil mi? Boris. Boris. Dur, geliyorum. Geliyorum. Boris, gel. Alo? O Horesi babacığım. Gitti primim kardeşim ya. Vallahi billahi gitti Barış primim ya. Of, of, borcumu ödeyecektim. Her şeyi bitirecektim. Ne kadar güzel ya. Yalakaya bak. Yalakaya bak. Bak, bak, bak. Evet Horesi babacığım. Tamam, hemen geliyorum. Polis. Canım bak, Hulusi baba aradı. Şimdi ben onun yanına gidiyorum. Sen burada otur, bekle. Hiçbir yere de gitme. Konuşuyor, hayvanla konuşuyor. Bak bak. Sanki cevap verecek Paris sonra. Paris seni muhatap alır mı? Tip! Ağzını burnunu kırıp primimi almak istiyorum abi. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Şimdi Kemal, yavaş ol kardeşim. Şimdi sen bunun ağzını burnunu kıracaksın. Ondan sonra burada gidecek seni. Hulusi Bey şikayet edecek. O da doğru abi. O da doğru. Ama ne yapayım? Yani primimi geri almam lazım abi. Ya hayvana bak ya baba. Hayvanı bıraktı gitti ya. Hayvan bırakın, gidilir mi ya? Tank! Vallahi bu sefer çok sert geldi abi. Buldum ben primi, nasıl alacağımı. Nasıl alacaksın Kemal, nasıl alacaksın primi? Yaklaş. Gel. Kaçıracağız. Ha, tamam. Neyi götürdün lan? Dursun Paşa'yı. Oldu Lütfi'cim. Lütfen lan, Paris'i kaçıracağız. Paris'i. Kemal, güzel değil mi? Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oğlum sen bu Hacı Seyfi yüzünden iyice devreleri yakmaya başladın oğlum. Ulan, Paris'in bir yengeli köpeği lan. Armut. Sen gidiyordun Paris'i kaçıralım dedi. Değil mi benim değil oğlum köpek ya? Allah Allah. Ulan hamam tası şu anda Paris kime zimmetli? Rüzgar Bey'e zimmetli. Aa! Kemal sen gene var ya, bir tık geliyor kafaya seni valla. Şimdi bu Diver Bey, bu Paris'i kaybederse ne olur Kemal? Ha? Mağdurum da mağdurum, mağdurum da mağdurum. Vakit kaybetmeden kap gel. Şimdi Kemal, son derece hazırım tamam mı? Şimdi gideceğim ben bu Paris'i kapacağım, geleceğim de sen dışarıdaki insanları bir oyala tamam mı? Ayıp ediyorsun, oyalarım. Peki bir şey daha sormak istiyorum sana. Alaşağı edebilecek misin iti? Aynısı gibi oldu lan be! Yürü, yürü, yürü tamam. Ağzımı burnumu kıracaksın. Yok canım öyle çökeyim şeysine değil. Hadi uza, hadi git. Kemal, ha? Acayip konsantre oldu lan. Şimdi gizli görev hazır mı? Gidip şey yapacağım, ayıklayacağım. Hadi hadi, paketi al gel, paketi al gel. Evet Kemal. Kızır oyla sen. Allah Allah, biliyoruz herhalde, oyalayacağız.
Arkadaşlar bir bakar mısınız? Sizle bir şey paylaşmak istiyorum. Çok önemli. Lütfen kız arkadaşlarımız, bayan arkadaşımız. Bayan arkadaşlar, Kemal bir şey paylaşacak. Erkekler kalsın, sadece bayanlar. Gelin. Erler lütfen, erler lütfen. Kaldırın kuruşumuzu. Evet, 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 evet. Safları düşürtelim şöyle. Gelin bakayım. Evet, evet. Ya biliyorsunuz geçen sefer bayağı mevzusu oldu. Yaşar'ın tişörtü bende vardı hani imzalı. Sizler tabii ağzınız kulaklarına böyle basketler, basketler diye beni böyle korumalar itmişti ama ben gene de Yaşar'dan o imzalı tişörtü almak için içeriye girmiştim. Bende bir takım koleksiyonlar var arkadaşlar. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Hangi koleksiyon lan? Hangi koleksiyon? Benim hiç haberim yok. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun Kemal. Koleksiyon var dedim. Gibi Yaşar şeyine benzemedin ha. Ağzını bunu kıracağım şimdi. Sadece kızlar çek lan elini. Basket paketi al gel. Basket paketi al gel. Basket paketi al gel. Basket paketi al gel. Bu bayağı çok İspanyol şarkısı. Basket paketi al gel. Basket paketi al gel. Basket paketi al gel. Çok güzel. Bende şey var. Homselek bilir misiniz? Eskiden Magnum vardı. Ha? Hani Magnum, bom! Homselek. Evet, Mr. Magnum. Onun bende imzalı şeyi var. String, donu var. String. String donu mu? String diyormuş adam ya. Böyle havalı havalı silahla falan dolaşıyor ama stringi var. Yani Tom Selleck. Hatta T diye imza attı bana. Ya onu ister misin? Getireyim mi? Diploma mı geldi senin? Ha? Geldi mi? Geldi. Geldi. Ha? Ha? Dön bakayım arkana. Dön. Uza yerine. Dön. Hayır, çok güzel. Uza uza uza. Hayır, şöyle. Hayır, kız şuradan. Otur şuraya. Tamam. Zero Tom Selleck'ten. Otur şuraya. Dişlerine bak. El alemin donuyla ilgilenmeyin. Bizlerimi kekliyor. Cazibe yaşlı biraz da saf. Kusura bakmayın yaparsa gaf. Altı üstü bir evcilik oyunu. Deneme ki yanılma curcuna sonu. Nasıl geçer günler? Kimini de sobeler peker pekmez. İstanbul zor bir serüven. Oris, Oris abi. Boris. Boris nerede? Boris, Boris yok. Polis! Oh baba! Oh baba! O kadar da masrafa girdik ya. Polis! Polis! Polis yok arkadaşlar. Polis gördünüz mü arkadaşlar? Polis yok ya. Polis nerede arkadaşlar? Sim kanı bir öğrenirse beni öldürür gerçekten de. Hatta evlenmeyecekti benimle ya. Zaten ölü bir insan evlenir mi Sim kanı? Bana bak bu birazdan buraya gelir. Allah korusun ha. Bunu iyicene saklayalım. Yok canım sen şey yapma ben bunu yani hallederim Kemal. Vallahi geliyor, vallahi geliyor. Çaktırma, çaktırma, çaktırma. Sar. Sar. Kemal Bey. Paris. Paris'i gördünüz mü? Maalesef ya göremedim vallahi billahi göremedim çok da görmek isterim ama yani bir bayan arkadaşla görmek isterim ben orayı yani sizinle ne işim var benim orada ama gene de teşekkür ederim çok incesiniz teklifinize sağ olun. Allah 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 ben şehir olarak demiyorum ki ya ben köpek olarak Paris'i diyorum. Köpek olarak mı? Yoksa bu bir Simge Hanım'ın canından çok sevdiği size emanet ettiği Paris köpeği mi? Ben gördüm Bay Ziber Bey gördüm vallahi billahi gördüm ama. Simge Hanım size köpeği emanet ederken gördüm. Allah Allah o değil ya o değil ya o değil o değil. Hulusi babam beni odasına çağırmıştı övgülerde falan filan bulunmak için. Ondan sonra ben kalktım yerime gittim. Sonra tekrar yerime doğru gidiyordum ki masanın üzerindeydi yani Paris masanın üzerindeydi. Ama bir baktım ki yok yok yok. Yani kayboldu diyorsunuz. Kayboldu he. Ya. Ziver Beyciğim, sizi tanıdığıma ben gerçekten çok sevindim ama şimdi şöyle bir boydan aşağı baktığımda size beyaz çok yakışacak ya.
Kefen manası ne yani? Yani ben öldüm mü demek istiyorsun? Ha? Öldüm mü demek istiyorsun? Ben ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum ben. Yancat. Korkma evlat. Sadece torpağa gideceksin. Sonra yağmur yağacak. Sen bir çiçeğin özüne doğru yola çıkacaksın. Sonra o çiçeğe bir arı konacak. O arı. O arı. Barış, Arı Maya diye bir çizgi film vardı lan. Sen onu hatırlıyor musun? Oğlum, bir de böyle Marco mu Murko mu diye bir şeycağız vardı. Arjantin'e gidip annesini arıyordu. Oğlum bir de Fataşı Vakendi vardı. Ay ben onun bir hastasıydım. Küçüktüm ama böyle çok severdi, çok tatlı hatunlu yani Fataşı Vakendi. Allah, ne Marco'su, ne onun annesi, ne bakar başı benim annesi ya. Niye dalga geçiyorsunuz, anlamıyor musunuz ya? Bana arı lazım. Yani bu köpek lazım, Paris köpeği lazım ya. Vallahi. Görmedik ki, hiç görmedik. Hani görürsek mutlaka size haber veririz. Ver be bey. Tabii tabii veririz ama yani ne bileyim o zamana kadar yaşıyor olursanız tabii. Allah'ım bana yardım et Allah'ım. Bana yardım et Paris kızım. Neredesin Paris kızım, neredesin Paris? Neydi lan? Oğlum Lassie diye bir film var diyor. Ben onu çok severim de acayip taklidini yaparım. Ya siz, ya ben ne diyorum, siz hala espridesiniz, makara kukaradasınız ya. Allah Allah ya. Bu ne? Kemal oğlum gördün mü hıyarı? Korkudan ne biçim tırttı, sapsarı oldu. Alt tuzak yok, böyle kireç gibi kaldı. O zaman hep beraber. Mağdurum da mağdurum, mağdurum da mağdurum, mağdurum da mağdurum. Mahmut Hoca, yani Hulusi Bey buyurun. Bak evlat, ben hayatta üç şeyden nefret ederim. Bir çocuk rica etti diye özene özene yaptığım kağıt uçağın bir metre bile gitmeden vıcık diye yere düşmesi. İki, eski pantolonlarımdan birini giydiğimden cebimden çıkan kağıt paraların tedavülden kalkmış olması. Üç, çalışanlarımın mesai saatleri içerisinde dans edip şarkı söylemeleri. Estağfurullah. Hulusi Bey, hiç öyle şey olur mu? Estağfurullah yani. Efendim yani biz yani mesai asmak, kaynatmak kim, biz kim yani? Yani ne demek yani? Ben ya burada demin mağdurum da mağdurum, mağdurum da mağdurum diye kim şarkı söylüyordu? Biz. Niye? Şundan efendim yani biz şimdi Fenerbahçe uzun zamandır penaltı alamıyor ya. Yani böyle bir olay var. Yani biz hani bunun mağduriyetini şey yapıyorduk yani. Fenerbahçe. Evet Hulusi Bey. Hatta ben de bir Galatasaraylı bile olarak bu mağduriyetten o kadar mağdurum ki çok şey yaptım. Üzgünüz yani mağduriyetinizi paylaşıyorum Hulusi Bey. Evet efendim yani Fenerbahçe'nin mağduriyetini böyle protesto edelim dedik biz de yani. Lütfen evet. Yani. Tamam. O zaman hep beraber söyleyelim de ses getirsin ya. Tabii efendim. Mağdurum da mağdurum. Çok mağdurum. Hulusi Bey bakın nasıl kıvırıyorum. Mağdurum. Çok iyi bir bağlı. Kendime de bir ayar yapayım. Popo içeri, göğüs dışarı. Evet, yogalanalım azıcık. Tut iş bak, tut beni. Şunu yapalım. Dur. Allah'ım ya, detoks kampı diye geldik. Gestapo kampı çıktı, hayret bir şey. Nerede benim kafe latte, white mocha, çakam ya, hayret bir şey. Bana bak, bir şey söyleyeceğim sana. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Sağlam kafa sağlam latte'de bulunur ya. Hayret bir şey. Ay bir şey söyleyeceğim. Tuti ben dayanamıyorum buna. Birazcık gözeneklerimi açayım tamam mı? Hadi ben buhar banyosuyorum. Ver bir parmak ipucu. Öpücüğünü kameraya. Yaşayacağız be.
İstanbul seni acil bekler, yahşi cazibe. Bura İstanbul yedi tepe, kullan tepe tepe. Yahşi cazibe. İstanbul seni acil bekler, yahşi cazibe. Bura İstanbul yedi tepe, kullan. Kıza dedim ki yani, ya dedim bu uzun soluklu ilişkiler dedim hani bizi cepten yedirtir dedim cepten. Ya sen dedim ondan sonra böyle zamanım mı benim kollarıma bıraksan kendini hayat ne biçim akacak gidecek diyorum bak ondan sonra. Kız bana ne dese beğenirsin Kemal. Ulan sen kızın şey... Kızdırdı sana aa ooo mu dedi. Ya böyle şaka mı yapıyor Kemal? Ne biçim adamın ağzından koltuğuna çekiyorsun lan? Allah Allah! Şakası lan şimdi fırlattık mı köpeği kafana ha? Sana dedik ya eve haciz geldi koltukları falan götürdüler diye. Allah Allah! Ne bileyim kardeşim? Her zaman oturduğumuz yer. Allah Allah! Çanağı kuruyordum Kemal senin yüzünden ya. Cazibe! Gördün mü bak nasıl armut gibi düştü? Cazibe! Cazibe nerede? Ulan yoksa Cazibe yengeyi de haciz etmişlermiş mi oldular? Lan bana bak zaten bütün işleri başıma sen açtın. Bir de bunun şakasını yapma adamı hasta etme. Ne var abiciğim? Sabahtan beri sen Ceylan'a bağlamışsın böyle kakkeri kukkuru. Bir sürü espri yapıyorsun. Biz bir şey diyor muyuz? Ayrıca borcumu da ödedim ha. O altılı ganyanın şeysini aldın Kemal. Tamam oğlum tamam. Ödeştik işte. Allah Allah. Şişt Kemal. Ha. Peki Cazibe yenge bu Paris'in burada kalması işini kabul edecek mi acaba? Kardeşim sen de arkadaşını tanımamışsın. Benim adım Kemal, soyadım Kükreyen. Hani bende öyle kılıbık endişeler olmaz. Bu ev benim evim. Gelenime gidenime kimse karışamaz. Ben zaten var ya masaya öt diye böyle yumruğumu vurdum mu akan sular durur. Herhalde oğlum. Zaten Cazibe benim ne kadar kazak bir erkek olduğumu bildiği için bu tür konularda üzerime gelmemeye özen gösteriyor. Kimine? Siz gelmişsiniz he? Geldik de seni bulamadık. Hayırdır neredesin? Bakkala gittim. Çörek almaya bak. Ha iyi yaptın. Sana çok güzel haberlerimiz var. Birincisi haciz işlemini hallettim. Yeni prim aldın. Yok daha prim almadım ama Veli Efendi sayesinde Barış borcumuzu kapattı sağ olsun. Veli Efendi kimdi ki? Barış'ın dedesidir. Boş ver şimdi sen onu. Çok uzun hikaye. Şimdi ben borcu hallettim. Birkaç güne kadar da eşyalar gelir zaten. Ekmeği versene yenge. Sarı kara Fatma buradadı. Allah'tan burada değil de senin bu sarı kara Fatma dediğini duymuyor. Sarı kara Fatma burada yoktusa bu itin burada ne işi var? Paris sarı kara Fatma yani Simge'yi temsilen burada duruyor ama neyse konumuz o değil. Asıl meseleye geleyim ben. Şimdi Simge zayıflama kampına gitti 2 gün. Ne kampına? Zayıflama kampına. Zayıflamak için kampa gitmeye gerek var. Süfreye öz pişirdiği yemeklerden koysaydı bu ona besti. Kızım sen de kızın arkasına atıp tutma ayıp oluyor. Bir de bu vallahi yetiştirir ha. Yani neyse onu diyecektim ben. Yani o kamptan gelene kadar Paris bizde 1-2 gün kalır değil mi yani? Bir sorun olmaz senin için değil mi? Paris burada kalacak. 2 gün ya. Bu ip bu otağda kalacak. Ya ufacık hayvan zaten ne yani nedir ki? Benle beraber. Hep beraber. Beni kudurtmayasın Kemal! Beni kudurtmayasın! Benim itlere alerjim vardır, kaşınırım! Hele Singen'in iti ise daha beter kaşınırım. Bu it bu evde kalabilemez nökte. Nökte de ama Cazibe yani. Nökte dedim Kemal! Tamam canım Allah Allah. Başka bir çaresini buluruz yani bu işin yani. Nökte nökte koydun nökteye gittin. Ne oluyor lan? Yani Kemal, kazak adam çok gördüm de... ...senin gibi böyle kuzu yününden yapılmış idi ilk defa görüyorum ha. Çok konuşma lan. Kız evde misafir olduğu için fazla yani üzerine gitmek istemedim. Yoksa kalır yani bu hayvan burada da yani... Şimdi sen onu bırak da Paris'i ne yapacağız onu düşün yani. Bir çaresini bulalım. Şimdi istersen... Ben de kalsın diyeceğim ama değil mi? Aman aman deme abicim aman ben bir kere tecrübe ettim. Gerçekten gene bir daha kaybedersin Paris'i sonra Simge'nin krizleriyle falan uğraşamam. Başka bir şey düşünmem lazım. Düşün. Düşüneyim. Düşün. Düşünme tamam yorma o amip beynini ben buldum. Tam başlamıştım ha. Olsun tamam. Orta dünyaya gidiyoruz. Vay süper gözaltı torbası ki mal.
Ve kankeyta. Kardeşim. Ne haber kardeşim ya? Ee kankeyta? Evcil hayvanınızı gezmeye mi çıkardınız dolaşmaya? Yani. Ya tam anlamıyla dolaşmaya çıkardık denemez Paris'i yani. Biz aslında onu... Kemal abi. Ben sana demedim zaten. Barış'la Paris'i söylüyorum. Lavuk yedi. Sana evcil hayvan şehidini de... Sen lavuk, sen bana şimdi evcil hayvan mı demek istiyorsun ha? Yok yani evcil değilsen vahşi misin? Vahşiysen belgeselini çekin. Aç kaldıkları zaman şehre nadiren de olsa inen göbekli Kemaller... Kabriyo neslinin son türünden. Tanrı gel sonra. Tanrı gel sonra. Ama şimdi daha şey diyor. Lan Hobbit, ağzını burnunu kırarım senin ha. Kemal, ne yapıyorsun oğlum, ne yapıyorsun lan? Biz buraya niye geldik oğlum? Hatırlasana, hatırlasana Kemal. Senin var ya, senin ben var ya oğlum. Bu kadar şakacı olduğunu bilmiyordum ya. Oğlum sen ne acayip komik bir adamsın ya. Çok komik komik şakalar vallahi Erdoğcuğum ya. Muhteşemsin ha. Gülmekten öleceksin yani. Öleceğim vallahi, gülmekten öleceğim. Yalnız gülmekten ölmek derken de sana da uzak terimler değil bunlar. Yani ya gülmekten olur, ya yemekten olur, ya kolesterolden olur. Bir şekilde yaş Kemal'e erdi değil mi? Kemal abi nasıl? Ben sana dedim abi, bu çocuk acayip komiktir. Lomra hanı ne diyor lan bunu? Komik, şakalar, süper şakalar, süper şakalar, süper. Bak bak bir tane daha geliyor. Çevreci enerji çok popüler. Son zamanlarda kel değirmenlerinden elektrik üretilmesi inanılmaz revaçta. Şakalar süper, şakalar süper, süper, süper. Canım kardeşim, canım Erdoğcuğum, canım güzelim benim. Şimdi bizim demek istediğimiz şu, yani bu var ya bu Barış'la bu... yani Barış denen arkadaşın sevgilisinin köpeği Paris. Dedik ki acaba hani bir süre sana bıraksak mı bakmak için ya? O amaçlı geldik ya, o amaçla geldik ve söyledim yani. Söyledin de Kemal abi Paris'i bırakayım diyorsun, ben bakayım. Yani... Ya ben de şimdi Lobram dedim ki, bizim Lobram bakar buna şeysin dedim Kemal'e ya. Ya kankeyta, senin için her şeyi yaparım yani. O ayrı da. Şimdi Paris'e bakmak için en azından nereden baksan bir Paris'e gidip gelmek gerekiyor. Business class. Yani je ne pas s'il vous plaît. Canlı. Canlı. Ha, para. Yani... Ha, para, para istiyorsun. Ama biz hani dedik ki belki Erdoğan şakacı arkadaşımız sevabına bakar dedik yani. Aa, nerede yani Kemal abi yani bizde kredi kartı böyle güzellikler veresiye geçmiyor ne yazık ki. Biz canlı çalışıyoruz ya müessese olarak değil mi? Hı? Ha, tabii tabii canlıyken şimdiden çalış. İleride belki çalışamayacak duruma gelirsin. Senin zamanlardan bahsediyorsun ya. O zaman al bakalım şu 10 kağıdı. Al al. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. 10 kağıt diyorsun. Yalnız Kemal abi sen daha iyi bilirsin. 10 kağıda şimşir tarak bile alın. Kemal, bak şimdi ne diyor ki? Şimşir kel başı, şimşirin kelliğinden şimşir tarağa girdi. Ulan! Kes lan sesini, kes. Simultane altyazı kes. Anladık herhalde. Geliyor tarak, göreceğin günde. Dur, dur, dur. Ben şimdi o zaman bu 50 lirayı bu Barış'la bunun yerine vereyim. Ona kıyak olsun. Yoksa işim olmaz da. Mamasını falan getiririm sana Paris'in. Akşamları parka çıkartırsın, çişini kakasını yaptırırsın, tamam mı? Amma yaptın Kemal abi ya. Hayvancağızı asosyal yapacaksın ya. Ben şöyle senin etrafında 1,5 saat döndürürüm tam bir tur ekvator gibi. Artık hayvan da havasını alır değil mi ya? Dur dinle, gülmeyin dedim. Bırak kendini, bırak kendini. Dayanamadım, Allah'ını yaptım. Paris'e dua etsem, ayakkabı keçisi. Paris'e dua et. Dur, dur. Son bir şartım var. Hayda, neymiş o? Daha önce yaşamadığım şeyleri yaşamam lazım. Hadi lan! Kemal abi ya, yani halay diyorum ya. Ha, halay. Halaysa tamam. Zaten erkek dayı ya kız halaya çeker değil mi? Bir daha. Ne anladın lan çok? O zaman olayı çekelim hep beraber ya. Gel abi kasap havasına, hadi bakalım uzat. Uzat abi, al bakalım hoppa. Son 2, 3, 4. Göbeğini büyümüş okula yazdır.
Saçının üstünde kıllar pek azdır. Yaşın elliyi bulmuş, bu performans azdır. Tek nefes olacak Kemal, halayı bırak. Hey, hey! Canım, ver parası, ver parası. Al parası. Al, tamam. Bas git, bas git. Bunun da lepiska gibi saçları var yalnız. Oğlum. Kemal, ne edirsen? Ne edirsen işte ya. Dımdızda kaldık, oturuyoruz böyle işte. Merak eleme, her şey çok yaşlı olar. Olacak, olacak da. Biz nerede yatacağız? Aldılar da koltuğu. Mecburen ben seninle yatacağım birkaç gece. Ne yapayım yani? Hayatta olabilemez. Hayır yani ne ayıp ya. O anlamda değil yani. Lütfen çok rica ederim yani. Hayır Kemal. Olmaz. Kızım korkma, bir şey yapmayız. Manyak mıyız biz Allah? Araya çanta koyarız ya. Aa, olmaz değilim. Gecen hele kalsın. Allah Allah. Allah Allah. Pırlanta var sanki yatağında. Pırlanta. Hayret bir şey be. Keşke avukata söyleseydin bu kanepeyi alacağına, içerideki o yatakla kutsal bakirin nevresimini haciz etselerdi ya. Bu ne ya? Kendi evimize ne biçim uyuyoruz biz kardeşim? Burada tünemeye çalışıyoruz tavuk gibi ya. Öf! Her yerim ağrıyor. Sabahın hayır olsun, uyandı. Uyandın. İnsan uyudun mu diye bir sorar. İnsan sorar, insan olan bir uyudun mu diye sorar. Geçmişsin sen içeride, böyle kocaman yatakta... avatarların bile çifter çifter sığacağı genişlikte yatakta... Totoş'unu ya 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 fosur fosur uyuyorsun. Oh ne güzel. Biz burada bak, evinin direği ne oldu? Yaşı, bu gece de sen yatarsın yatahta. Ben burada böyle yatarım. İstemem, istemem. Zaten bugün gelir herhalde eşyalar. Yaşı, benim gitme vaktim gelipti. Ben kahvaltını hazır eylemişim he. Nereye gidiyorsun sen, hayırdır? Bazara. Bazara? He. Bu saatte gittiğine göre Adapazarı'na gidiyorsun herhalde. Başa düşmedi. Başa düşmedi. Niye diyorum bu kadar erken gidiyorsun pazara? Anlamadım ki. Şey için, tezelerinden alırım diye tezden getirim. Ha, git git tezden git. Bak öyle etrafta lahana yaprağı falan varsa al topla getir. Kendime bir yatak yaparım hiç olmazsa. Edimene hayırlı yol. Hadi hayırlı yollar, hayırlı yollar. Lan bugün bizim mahallede pazar var mı ya? Allah Allah. Ayağın biri kısa mı ya? Çok acayip bir şeymiş ya. Şaşırdı ama değil mi? Hem de nasıl olur? Çok dur kaldı gerçekten ya. Allah Allah, mevki ya. Kemal Bey. Lan Bay Ziver Bey'in beyi. Ne yapıyorsun orada? Sükkanımdan saklanıyorum. Kendi can güvenliğim açısından. Demek ki şu Paris olayı. Hala bulamadık demek ki Paris'i ha? Yok, bulamadım. Biz geçen gün şimdi onu biz aramaya şey yapmıştık hatta. Apartmanın böyle alt katlarına kadar şey yaptık. Ara. Sen bir onu bulamayınca ondan sonra bizi tabii otomatik olarak evlere dağıldık Ziver Bey. Saat gibi 11 civarı falan ya. Şimdi Kemal Bey. Kusunuz yarayayım, ne olursunuz bu işe bir çözüm olay ya. Kemal Bey, ocağınıza düştüm ya. Küçülme önümde, dur bir dakika dur. Aslında ben dün akşam sabaha kadar oturup bu konu üstünde epey bir düşündüm. Değil mi? Gerçekten mi? Ay ağzın dört yesin, ne kadar güzel yapmışsın. Ne buldun? Şimdi olay şu. Nasıl? Ha. Benim şimdi bir tane dedem var. Dedem, babamın babası,
adı Bereket, soyadı da Kükreyen. Allah uzun ömür versin. Amin abi. Amin, amin, amin. Şimdi efendim ben bu Paris'i bir şeye benzetiyorum böyle. Birine benzetiyorum, benzetiyorum. Bir türlü bulamıyorum yani. Dedene mi? Ne alakası var canım? Ne dedesi? Bir dakika lan, bir dakika. Aslında var ya, yani benzemiyor da değil ha. Böyle bakınca bir andırıyor. Bir de böyle pepelek pepelek diye havlasa, aynı dedem. Ayıp değil mi Kemal? Ne biçim yaşlı adamla öyle dalga geçiyorsun ya? Tamam lan, tamam, uzatma. Şimdi Ziver, bak. Ya neyse, işte ben dedemi aradım kontrol hattından. Kendisiyle konuştum. Bir araştırma yaptım. Gerçekten de dedemin köpeği Paris'le aynı cinsmiş. Yorkshire. İyi de bunun bana ne faydası var? Lan bol malzemeli cacık. Diyorum ki dedemle konuşayım. Köpeği ondan alalım. Sen de dedemin köpeğini Simge Hanım'a Paris diye kakala gitsin. İyi de dedem bana bu kıyağı yapar mı? Yaparım canım. Ne yapayım? Yapar. Yapar tabii canım. Yapar. Kimin dedesi? Benim dedem. Ama tabii makul bir ücret karşılığı. Makul. Makul derken kaç para bu? Nedir? Düşüneyim. Çok makul ya. 1500 lira. Oha! 1500 lira! 1500 lira! Ben daha yeni aldım o primi ya. Nasıl 1500 lira ya? Vallahi bilemiyorum yani. 1500 lira... Yani Simge Hanım'ın karşısına geçip, Simge Hanım, akiki kokoko köpeğinizi kaybettim demenin yanında pek bir şey değil yani. Gerçekten öyle değil mi? Ne yapalım? Madem öyle, siz de konuşun dedenizle. Anlaşalım, bitirelim şu işi artık ya. Tamam, tamam. Ben dedemi ararım. Anlaşırız. Sonra seninle bir yerde buluşur. Takas işlemini gerçekleştiririz. Biraz lan, sıkma. Gel. Kemal Bey, Hulusi Bey sizi ve Ziver Bey'i toplantı için odasına bekliyor. Tamam canım, tamam. Geliriz. Yalnız Ziver Bey'i bulamadın. Merak etme, ben Ziver Bey'i bulur getiririm. Sen merak etme. Hadi bakalım. Lan, burada mısın? Şişt, egzorsist, ne yapıyorsun? Bakın çocuklar, ben hayatta 3 şeyden nefret ederim. Birincisi, kışın botlarımı zor bela ayağıma geçirdikten sonra bağcıklarını bağlayınca içinde küçük bir taşın olduğunu fark etmek. 2, gece yatarken eğri kestiğim ayak tırnağımın ucundaki bir çıkıntının yorgana sürekli takılması. 3, şirketlerin büyük balıkları kaçırması. Köpek mi? Ne? Ha, ben de aynı 3 şeyden nefret ederim Hulusi babacığım yani. Efendim, balık falan derken balık avlamaya falan mı gidiyoruz? Hayırdır? Hayır Kemal. Tam tersi, balık bizim ayağımıza geliyor. Bize düşense bu büyük balığı kaçırmamak. Yarın öbür gün çok büyük bir yatırımcı buraya gelecek. Bu yatırımcı Bulgar piyasasında oldukça hakim bir firmanın sahibi. Eğer bu müşteriyi biz ikna edebilirsek Çin'den getirdiğimiz kırtasiye malzemelerini hep birlikte Bulgar pazarına pazarlayabiliriz. Pazar yaparız, o kolay şey, sunum değil mi? Sunum işi ise. Tabii tabii, pazarlarız efendim, satarız yani, ne var ki yani? Hadi şimdi şöyle yapıyorsunuz, ikiniz de Kemal, Ziver Bey, hemen gidip birer sunum hazırlıyorsunuz. İkiniz de bu sunumları sunacaksınız. Müşteri eğer bu sunumlardan birini beğenirse stratejimizi ona göre planlayacağız. Ama yok, ikisini de beğenmedi ki bu benim hayatta nefret ettiğim 3 şeyden 3.'südür. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? O zaman neymiş? Balık alarmındayız. Büyük balık alarmındayız. Köpek alarmı. Ne köpeği? Hadi. Balık alarmı. Balık alarmı. Büyük balık alarmı. Hadi bakalım. Hadi bıyıklı Filip var. Hadi hoppa. Hadi hadi yürü. Hadi yürü. Balık alarmı. Hadi. 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 Öp beni. Ne diyorsunuz siz beyefendi? Beni öper misin? Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Farkındayım. Hani Amerikan filmlerinde olur ya, suçlu çift
Tam polis arabası önünden geçerken birbirlerine sarılıp öpüşürler. O anlamda beni öper misin dedim. Lütfen kendinize gelin beyefendi, yoksa ben getiririm. Haklısınız, haklısınız. Peki şuna bakar mısınız? O ne o? Adres. Ne olmuş bu adrese? Şu adresle ilgili bir işlem yapılmış mı? İnternetten bakabilir misiniz acaba? Doğru düzgün sorarsanız bakabilirim beyefendi. Şşş, yavaş. Dizleniyor olabiliriz. Dizleniyor mu? Dizleniyor, evet. Yani şifreli konuşuyorum. Dinlenmek ve izlenmek. İki kelimeyi birbirine karıştırınca dizlenmek oluyor. Beyefendi, siz kimsiniz? Bebek, sen benim kim olduğum galiba bilmiyorsun gerçekten. Bilmiyorum gerçekten. O zaman göstereyim. Bak, yabancılar şube komiserlerinden peker pekmez. Hadi bakayım. Peki komiserim, ben bir adrese bakayım. Bak bakalım internete gelmiş mi adres? Adresi bir daha görebilir miyim? Adresi bir daha, ha, burada, burada. Buyur, adres. Evet, mahalleli toplanıp pek çok ihbar mektubu göndermişler. İşleme başlanmış. Adaba! Adaba! Hafta sonu geldi çattı, çocuk sende kalacak. İyi, kakasını çişini her bir şeyini yaptırdım. Tam hizmet, buyurun. Sağ ol, sağ ol. Maması da kaldı, istersen onu da vereyim. Demin yemiş işte, ne gerek var ki? Yok, ben onun için söylemedim. Sana belki lazım olur. 2 kilo maması kaldı. Dişinin kavuğuna bile gitmez ama böyle içim basılsın diye. Tam part time lover. Oradan oraya böyle seyyar işçilik yapma diye sana evinde iş verdik. Cebim biraz para doldu. Sen bana hala laf mı sokuyorsun ha? Ne oldu? Yani bir ezmeler. Beyaz yakalısın diye, parayı verdin diye bir ezme çalışmaları. Hı? Bir kere ben kankeytama güzellik olsun diye bu köpeği aldım, baktım. Benim için para birinci, bilemedin ikinci. Hatta 1,5. planda kalır. 1,5'u da sen anladın. İskender'in 1,5'u. İskender'in! Ağzını burnunu kıracağım bir gün. Dur, dur, dur. Ağzını burnunu kıracağım. Dua et, şu anda işim gücüm var. Tip! Cazibe, aç bir kere de kapıyı ya. Ne olur aç ya. Ya Cazibe, kapıyı niye açmıyorsun kızım ya? Nerede baba? Pazardan dönmedi mi diyeceğim ama. Saat kaç oldu ya? Üzür isteyeceğim. Alo Kemal. Alo Cazibe. Nece sen? İyi, sen ne yapıyorsun? Yahşiyem, mendele yemeği pişirirdi. Allah Allah. Ne olup ki? Ya ben evi aradım da, hani ev telefonu cevap vermedi, o yüzden bir garip oldum ya. Eşitmemişim. Aa bak, indi gördüm. Telefonun fişi yerinden çıkıptı. Bak sen. Anladım. İyi, tamam o zaman. Tamam. Sen yani devam et. Ben seni fazla tutmayayım. Sen yemeğe falan yakarsın. Devam et sen. Yaxşı o vakti. Ulan ayıp be. Yazıklar olsun sana be Cazibe. Vallahi yazıklar olsun. Bir işler çevirdi belliydi zaten ya. Böyle sabahın köründe pazarlara gitmeler falan. Lan yuh be. Bu bana yapılır mı ya? Şey yapıyorum ha. Anladın sen onu. Anladım, anladım. Hadi, hadi gidelim abi, hadi gidelim. Hazır mısın yani? Hazırım abi, hadi gidelim hadi.
Biz gidelim o zaman. Hadi Kemal. Hadi hadi takma gözlüğü. Yürü. Tak tak tamam. Ariel eşin miydi? He evim idi. Sesinin tonundan anladığım kadarıyla çok seviyorsun onu ha? Yani sevmeyine sevirem ama... Ne oldu? Niye iç geçirdin? Mühim değil. Senin bir derdin var. Yoksa senin onu sevdiğin kadar o seni sevmiyor mu ha? Vallahi bilmiyorum ki. Bir defasında beni sevdiğini demişti ama öbürüsü gün yadına salabilmedi. Neyse, ben size gazete okuyayım he? Oku bakalım oku. Milli takım yurt dışından dönecekti. Ne oldu? Gelmişler mi? Karşılamışlar mı? He, bakıp görek. Evet, gelipdiler. Saat 11'de İstanbul'a düşmüşler. Ne? Düşmüşler mi? Yeni elipdiler, inmişler. Hay Allah, öyle söylesene be kızım. Yüreğimi ağzıma getirdi. Başka ne haber var gazetelerde? Bakak. He, Fenerbahçe yenilipdi. Ha, onu geç. Başka? Kemal! Kemal! Ay, ay. Oğlum, Sadan gelmiş. Gelmiş, gelmiş kardeşim. Gel hadi hemen şu işi halledelim. Vallahi kafam bir dünya. Yürü, yürü, yürü. Adamız mübarek olsun Kemal. Lan dur. Oğlum dur. Merhaba. Dur, dede, dur orası da. Ha şöyle otur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Kemal Bey. Ana. Bak. Kemal Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim hoş tanıştırayım. Geldin. Dedem Bereket Kükreyen. Ooo dedeciğim. Verin elinizi öpeyim. Elektrikli. Berhudar ol evladım. Demek Bereket dedenin kopya bu ha? Allah 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 ya. Yani bir kopya. Bir kopya. Bu kadar benzer diye bir şey. Yani bu kadar benzer. Ben de karıştırdım. Bizim Barış gibi Pepe olduğum ya. Kopya'yı görünce böyle bir heyecan yaptım biliyor musun? Aynı Barış ya. Adı ne Kopya? Adı. Rest. Rest. Bereket dede Reski nereden bilsin? Saçma sapan konuşma. Karabaş! Karabaş mı? Aa evet evet Karabaş. Bu doğduğunda ilk doğduğunda yani kafası kapkırıydı böyle Karabaş'tı. Sonra güneşte falan böyle açıldı bu hale geldi yani. Karabaş! Dede. Dedeciğim sen sütten kesin yavaş. Dedeciğim he. Karabaş! 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 Ya Karabaş bakmıyor Karabaş deyince. Efendim bakmaz çok normal çünkü biz ona dedik ki sen artık Karabaş değilsin. Karabaş öldü. Bundan sonra senin adın Paris diye böyle sabahtan beri beynini yıkadık hayvancağızım valla. İsterseniz Paris deyin bakın hemen bakar. Paris. Oh. Gerçekten de baktı ya. Paris, Paris bak bak bak. Bakar efendim biliyorsunuz her şeyin başı eğitim. Gerçekten de, gerçekten de. Vay! Süper gözaltı torbası Kemal abi de buradaymış. Lan löbre! Ya Kemal abi sen nasıl bir karaktersin ya? Yanında dedeyi almışsın, amca da yanında. Sen buradasın, yanınızda köpek. Hangover'ı mı çekeceksiniz ya? Ne diyorsun lan sen? Ha? Senin ne işin var burada? Az önce evde değil miydin? Ne oldu? Olmadı mı? Ha? Ekmeğimizin peşinde düşmeyelim be. Para kazanmayalım mı biz de? Ha? Sen de az önce evdeydin. Gelmişsin işte buraya. Tamam lan uzatma. Git bize çay getir. Hadi uzat. Boris! Boris! Amca kim? Yoksa yüce Rabbim amirimi Paris'e baksın diye yaratmış ya. Maşallah, maşallah ya. Bu kopil gençlik nereden biliyor adının Paris olduğunu?
Efendim şimdi Simge Hanım devamlı buraya gelip gittiği için tabii Paris de yanında geliyor. Bu dallamada onu Paris zannetti. Bakın gördünüz mü, yedi yani. O zaman ben kaçayım yavaştan. Şerefsiz Kemal'e. Bereket dede ya. Bir denge sorunu var. Balans tutmuyor. Şu kopil gençlik giderken herhalde biraz sert yaptı biliyor musun? Tabii tabii. Aman dede aman. Efendim şu sıcak parayı alsak diyorum ha. Sıcak para. Ha. Ne kadardı? Ne kadar? Bin. 500. 500. 1500. Ya. Evet. 1500 mü? Yok. Ben şimdi bir düşündüm de. Ben Karabaş'tan ayrılamam. Dedeciğim ne konuşmuştuk? Niye böyle yapıyorsunuz? Nasıl yani? Kemal Bey yani bakın dedeniz bozukçuluk yapıyor ama. Kemal Bey olmaz ki. Yok. Ben şimdi biraz daha böyle bir düşündüm de. Yani şimdi 1500 lira için ben Karabaş'tan... ayrılamam Kemal. Hani 2000 olsa belki de. Dedeciğim bak senin ayağın bir çukurda. Şimdi Allah korusun buradan dışarıya çıktığında birisi böyle gırtlağına sarılsa, ümüğünü sıksa, boğulsan, ölsen Karabaş'a sonra kim bakacak? Ha. O zaman tamam madem. De. Allah. Kemal! Patron nerede? Patron Kemal! Al dedi al. Ha. Hocam parayı bir alsak diyorum hadi. Parayı vermedim ben ya. Ya hayır. Polis sen dur. Parayı cebime koymuşum. Yanlışlar lan ya. Ben de kalsın. Ne olur ne olmaz dedeciğim. Sen düşürürsün falan da. Efendim bereketini görün, hayrını görün. Lütfen gezdirirken çıktığınız vitesle indirin hayvanı. Yoruluyor sonra. Yürü. Kemal! Oh, yaşlı ki daha gelmeyipti. Ama yemek pişirme için hiç vakti yoktur. En yaşlısı, ben tezden makaron pişireyim. Sonunda hanımefendi eve teşrif etmiş. Oh! Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Ne yiyeceğiz akşam yemeğinde? Tabii ya. Sen şimdi zaten bütün gün evdeydin. Sabah derkenden pazara gittin. Böyle sebzeleri alıp döktürmüşsündür be cazibem. Yok. Pazarda hiçbir şey yok. Ben hiçbir şey tapamadım. Sabah çok tezden gittim ya. Öyle. Yazık. Ama makaron pişiririm. Yanına böyle katık da eleyeyim. Vallahi enteresan. Aradığımda... Evde yemek pişiriyorum diyordun bana. Değirdim ama ben yemeği pişirirken böyle televizyaya başım katışmış, yemek de yandı. Ha televizyona daldın, yemek yandı yani. Televizyaya. Dün hacizcilerin haciz etti, televizyona daldın değil mi? Televizyon diyen de ben aslında gazetin televizyon ekini okumaya dalan da ben yemeği yandırdım. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. İyi yapmışsın. Hadi bakalım. Şey! Ödümü kopardınız komiserim. Merhaba Ajan Sema. Nasılsın bakayım? Merhaba. Teşekkür ederim komiserim. Benim bu
İhbarlardan bir haber var mı internette? Evet var. İsterseniz şöyle oturun düzgün konuşalım. Ah, gerçekten mi? Oo, ne gibi haberler var? Bir yansıt bakayım bana. Nedir? Aslında ben de şimdi tam o dosyayı inceliyorum. Söyle bakayım. Neymiş? Şikayetin yapıldığı apartmanda yabancı evlilik yapan birilerini bulduk. Yok canım. başka? Üstelik bu kişi ülkemizden birkaç kere sınır dışı edilmiş, sonra tekrar giriş yapmış. Hadi be! Sevinçten martı gibi çığlık atmaya başladım farkındaysanız. Sınır dışı edilmiş, sonra tekrar giriş yapmış. Güzel. Evet, uyuşturucu kaçakçılığından, küçük çaplı. Efendim? Uyuşturucu kaçakçılığından. Yaptığı illegal evlilik yetmiyormuş gibi sınır dışı bir uyuşturucu evliliği yapıyor, öyle mi? İlginç. Evet. Komiserim, bu dosya sizi neden bu kadar çok ilgilendiriyor? Sema, derin devlet. Devlet çok derin. Yani sırtına 3-4 tüp alsan dal bitmiyor. Dip gözükmüyor. Devlet derin. Anlıyorum komiserim. Yapıp çık, evimin direği, cazibe. Vay. Bakalım bu terzi nasıl boy ölçüsü alıyor. Bakalım bu evin direğinin boyunun ölçüsünü alabilecek mi? Yürü Kemal, yürü. Direğinle yürü. Nasıl olursa olsun burada mutlaka sabahleyin çayını içelim. Öyle mi? Yurt dışında da havalar çok kötüymüş. Bizim hanımın dönüşü gecikecek. Senden rica etsem, yarın da acaba burada yarım günlüğüne de olsa çalışır mısın? Elbette ki gelirim. Hiç gelmesem olar. Sağ ol, var ol. 30 senedir eşim beni her sabah burada çay içmeye alıştırmış. Bir sabah içmesem kendimi eksik hissediyorum. Siz hiç merak etmeyin. Ben size çay pişiririm. Hem mukaddes hanımı da sonra da sizi sağ salim teslim ederim. Sağ ol, var ol. İnşallah dilerim sen de kocanla bizim gibi 30 yılları kutlayasınız birlikte, olur mu? Allah koysa olar.
Karabaş. Senin adın Paris, tamam mı? Paris, Paris. Anladın mı iyice? Bak Paris, Paris. Heh, Paris. Kemal Bey! Kardeşim bak, senin bu yöresel bıdı bıdı çorba tarifini dinleyemem. Al kırmızı kurdeleyi diplomana tak, haydi ikile. Kemal, Cazibe Engin'in bu kadar büyük numaracı olduğunu böyle hayalimde görsem inanmazdım gerçekten ha. Sen de ne safmışsın be abicim. Barış, bırak da kendi öz eleştirimi kendim yapayım. Allah'ını seversen ya. Kemal, yenge dedik, kuzu dedik, bağrımıza bastık. Gitti kendisi, boğa çıktı ya. Boğa çıktı resmen ha. Barış, seni öldürürüm. Öldürürüm. Doğru, doğru. Sibgar'ımcığım, bir öpücük de ben... yok Ziver Bey, yok. Teşekkür ederim, mersi kalsın. Çok teşekkür ediyorum. Yani huzur içinde yatın inşallah, tamam mı? Ben şimdi Kemal Bey'e işle alakalı kaç sorum olacaktı o yüzden... izninizle efendim, kolay gelsin. Mersi elimi terse. Kemal, hemen bana bir white chocolate mocha söyler misin? Kesinlikle white chocolate mocha içmem gerekiyor. Hayret bir şey ya. Detoks kampı diye gittik, Gestapo kampı çıktı. Allah Allah, ne white chocolate mocha var, ne bir manikür var, ne bir pedikür var. Hiçbir şey yok. Hayret bir şey. Herkes düz taban ayakkabı giymiş. Ben nasıl düz taban ayakkabıyla dengemi bulayım? Yürüyemiyorum. Dengem bozuldu. Asaplarım gerildi. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey diyorum yani. Doğru doğru. Haklısın hayatım. Senin dengen iyice ne bozulmuş yani. Bence sen git bir alışveriş yap, şöyle bir dengen yerine gelsin. Aa, bu senin üstündeki kıyafet ne ya? Bu kıyafetin aynısı Sahinur'da giydi ya. Bugün aynısını ben gördüm ya. Ne? Ne? Ay, şaka mı diyorsun? Evet. Söylüyorsun. Pişman oldum ben Sahinur'la. Ay inanmıyorum ya. Şimdi hemen gitmem lazım. Alışveriş yapmam lazım. Bu elbiseyle kimse ki beni görmesin. Ay Allah'ım yarabbim, zaten var ya detoks mekkosu. Hiç hiçbiriyle uğraşamam. Yaptırırım botoksu, olur biter. Hayret şey. Hadi bakalım. Yallah stallas, yallah stallas. Gidiyorum ben. Kaçtık. Abi ben bu Cazibe'nin yaptığını aklımdan çıkaramıyorum ya Barış. Allah aşkına otur şurada da bir düşün, bir fikir ver bana. Ne yapacağım ben ya? Gözünü seveyim kardeşim. Vallahi beynimi kurcalıyor. Kemal. Ha. Şimdi eve gittiğin zaman sen bu Cazibe yengenin kulağından tut. Değerli bir şey. Oğlum erkek dediğin böyle masaya yumruğunu bir koyar Kemal. Adam gibi şey yaparsın oğlum. Ben seni erkek zannediyorum Kemal. Barış. Öldürürüm. Seni öldürürüm. Bütün sinirimi seni öldürerek senden çıkartırım. Paramparça ederim seni. Sus, düşünme. Yahşi Cazibe, İstanbul seni acil bekler. Yahşi Cazibe, bura İstanbul yedi tepe, kullan tepe tepe. Yahşi Cazibe. Vay be, Kemal'im, oğlum. Acayip özlemişim lan ben bu kenepeleri. Özlersin tabii oğlum. Bizden fazla oturmuşluğum var. Kemal, Barış. Hadi yemeğler hazırdı. De, o zaman ben gidivereyim de ellerimi yıkayıvereyim bari. Şey yapsın. Kemal, yemeğler hazırdı. Benim canım yemek yemek falan istemiyor ya. Aç değilim. Aç değilsen... yoksa gelmezden evvel yemeği yedin. Hayır hayır, ben sabah kahvaltıyı biraz ağır yapmışım. O yüzden canım yemek yemek falan istemiyor. Aa, hiç kahvaltıdan bu vakte kadar aç kalmak olar. Hadi. Başa düştüm. Sen indi kanepene, televizyona kavuştun ya, hesret aparırsan, he? Ya, aynen öyle, aynen öyle. Ya şu vakti ben yemeğini bura getirim gelin. Ya Cazibe! Yemek yemek falan istemiyorum diyorum, anlamıyor musun? Hala ısrar ediyorsun. Kemal... Senin canın bir şeye sıkılıktı. Canım benim bir şeye sıkkın değil ya, Allah. Niye sıkkın olsun ki? Oturacağım şurada televizyon izleyeceğim ya. Geldim başımda yemek yemek diye. Ay Allah. Barış gel biz yiyelim.
Vallahi yiyelim yenge. Şimdi Allah bilir ne yemekler yapmışsındır ha. Şşt, Kemal, Kemal. Oğlum şimdi bak, çaktırma. Cazibe yengenin senin boynunu uzadığını bilmesin diye şey dedin ya. Ben o yüzden şimdi rol yapıyorum, anladın mı? İyi davranıyorum ki uyanmasın mevzuya diye. Yoksa içinde böyle çok acayip bir kin, öfke besliyorum ama... her an dalabilirim ya. O kadar şiddetli... sinirliyim yani aslında Cazibe yengeye Kemal. Barış, o boynuzları senin öyle bir yerine böyle batırıp batırıp çıkartırım ki Allah canımı alsın. Bundan sonra hayatını süzgeç olarak geçirirsin. Süzgeç? Evet. Evet. Ulan sana da iyilik yaramıyor kardeşim ya. Allah Allah. Sanki aldığım boynuzları ben taktım sana ya. Git. Yenge, düşbere var mı? Yenge. Püh. Ulan insan düşbereye görsün be. Ayıp. Uyu sen, uyu Cazibe Hanım, uyu. Oo. Akşama konuşacağım ben seninle. Ama ilk önce şu kart zamparanın bir haddini bildireyim. Sonra sıra sana da gelecek. Bırak lan şunu, bırak. Kalk hadi. Kimsin? Ha, kimsin? Bana bak kart zampara. Ne oldu? Karım Cazibe'nin peşine bırakacaksın. Bırak. Allah canımı alsın senin ağzını burnunu kırarım. Bu evi var ya kafana yıkarım. Hadi git. Elif. Ne yaptık be? Yandım, yandım. Yandım. Şişt, Kemal. Abicim ne oldu? Ne yaptık? Ne yapacağım kardeşim? Biraz hırpaladım, rahatladım. Kimi? Adamı. Hangi adam? Boş ver ya, sonra anlatırım. Sen neyi soruyorsun ki? Anlamadım ya. Ya kardeşim işte şu Bulgaristan için sunum işini soruyorum. Yaptın mı, ne yaptın? Adamda kafa bırakmıyorlar ki. Adamda kafa bırakmıyorlar ki. Kemal. Sakın bana hazırlık yapmadım deme. Yemin ederim şöyle çatanak diye düşer bayılırım ha. Oğlum bu Ziver Bey sabahtan beri deli gibi hazırlanıyor. Yok çizimlerdi, yok sunumlardı, bilmem nelerdi. Haberin olsun bak, söyleyeyim sana. Bana ne abi, ne yapayım ya? Ben bu saatten sonra bilgisayarla sunum falan hazırlayamam. Çıkarım bunca yıllık tecrübeme güvenerek anlatırım artık. Ne yapayım? Oldu Kemal. Rifat Bey, inanın ne diyeceğimi bilmirem. Yani Kemal'ın eleşe eleceği hiç ağlımın ucundan geçmezdi. Yani benim burada işlediğimden bile haberi yokuydu. Yani ben elebilirdim. Ah Kemal'a. Tamam, tamam Cazibe. Olan olmuş artık. Boş ver, üzülme. Demeli dünlenin kabutluğu bundan ötürüymüş. Cazibe Hanım, çaldır çaldır. Bakayım. Duymuyorum. Çaldır çaldır tabii. İlişkini öğrendiğimi öğrendin ya. Şimdi arıyorsun artistik yapmaya değil mi? Demezler. Böyle telefonda özürle falan olmaz bu işler. Olmaz. Akşam gözlerimin içine bakarak her şeyi anlatacaksın bana. Her şeyi. Açmıyorum. Bağışlayın. Günahını bildiği için kaldırmır. Rifat Bey, ben Kemal adına sizden özür isteyirem. Hakikaten çok eğip eledi. Tamam Cazibe, tamam uzatma. Bak ne diyeceğim. Öğleden sonra ben bir iş görüşmesine gidiyorum. Şoförüm beni götürecek oraya. Sen istersen burada otur. Bu kades yengen gelecek. Hem de hesap kitap işini halledersiniz, tamam mı? Heh? Hiç mühim değil. Hem o kadar olaydan sonra ben sizden pul alabilmirem. Aa, tamam Cazibe. Bunu duymamış olayım. Sen de söylememiş ol. Bak hem... sesinden ve söylediklerinden anladığım kadarıyla o adam seni çok seviyor. Ya yeni ele hissediniz he? Böyle sevgi olmaz olsun. Merhaba. İşte bebeğim, manidarım. Şu koridordan da aşağıya şube işine gidiyor. Ay, ay aşk olsun Pekmez'im. Çalıştığın yerin bu kadar romantik bir yer olduğunu söylememiştin bana. Çapkın seni. Bebeğim pek yakında bu binanın 4. katında kendime ait bir bürom olacak. İnşallah. Gurur duy kocanla. Ay, ay ben seninle her zaman gurur duyuyorum canım benim.
Ajan Sami, nasılsınız? Sema komiserim, teşekkür ederim. Pardon. Ajan Sema, nasılsınız? Siz? İyiyim, teşekkür ederim. Tanıştırayım, eşim Manidar. Ha, merhaba, memnun oldum. Memur arkadaşımız Sami. Nedir bizim bu ihbarlarla ilgili bir gelişme var mı? Evet, var. Yakaladık komiserim. Gel babana! Gelsin! Terfi! Gel terfi! Terfi! Gelsene! Peki şu anda kişilerin kendileri nerede? İfade veriyorlar. İsterseniz sizi yanlarına götürebilirim. Gel babana! Ya ne oldu? Ay bilmiyorum yani. Bunca zamandır alışmıştık onlara da yani. Sana seviniyorum, onlara üzülüyorum, onlara üzülüyorum, sana seviniyorum. Karıştı benim. Ya manidar yemişim, o komşu gider, başka komşu gelir ya. Ayrıca dediğim gibi derin devlet. Neyse biz nezaketten de olsa şunları bir ziyarete gidelim. Manidar takip et beni. Tamam. Geldik mi? Geldik, geldik. Geldik mi? İşte sahte evlilik yapan çiftimiz burada. Kızım hazır mısın? Açacağım şimdi. Ben hazırım. Kemal orada mı? Bilmiyorum, ben de açmadım gözlerimi. Bakıyor böyle, benim öyle bakıyor. Üç, iki, bir, action! Baba! Aa! Aa! Nazlı! Sürprize bak, Nazlı çıktı karşımıza. Baba! Ben bu adamla evliymişim. Hayır, o ne o ne ya? Ah, kızım benim canım. Ay Allah mutlu etsin. Ah benim bir tane. Ay, çikolata renkli damlandı. Ha bak, benim. Ay, 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 ay. Bana bak, bir sene gezin tozun öyle hemen çocuk falan yapmaya kalkmayın, tamam mı canım? Ya yapma, yapma, yapma. Kuzucuğum benim bak, sinirlerim bozuyor. Mideni arıyor, sonra kuzuyorsun. Dur, dur şurada torba var mıydı? Bakayım. Manidar, şoke girdim. Şoke girdim. Hastaneye götür beni. Hastaneye. Karaldım. Babacığım sakin ol. Kayıp nüfus cüzdanında sahte evlilik yapmış bu amiral. Konuşma kız. Lan avaren, sen benim kızımla nasıl evlilik yaparsın? Babacığım ben kendisiyle konuştum. Boşanmaya açık. Açık mı? Evet. Sevdim seni kara çocuk. Eski açık. Siyah desene. Siyah. Beyaz. Siyah. Beyaz. Siyah. En büyük. Beşiktaş. La 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 la. Ah Beşiktaş. Aferin lan sana. Kızını seviyorum. Öpeyim babacığım. At bakalım. Lan bu kadar kolay mı ha? Atın bunu, sinir dışı yapın, sinir dışı. Yürü kız. İndir, 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 indir. Bak şöyle aslan kızım, şöyle bez görüyorsun ya, onu tam orta ortalayacaksın. Heh, indir, indir, netleştirelim. Evet, evet, indir, indir, indir. Oo. Dur, dur, kıpraşma, kıpraşma. Çok güzel oldu. Gerçekten bakayım. Çık, 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 çık. Evet, 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 gösterebiliyorum da. Tamam. Çok iyi oldu. Aslan kızım, biz bunu PowerPoint'te hazırladık değil mi aslan kızım? Tabii ki diyeceksin ki, ben tabii ki PowerPoint'te hazırladık değil mi? PowerPoint, tabii ki PowerPoint. Bak çık 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 çık. Oğlum, Ziver Bey ne biçim hazırlanmış böyle, bayağı iddialı görünüyor ha. Ne bileyim kardeşim, baksana afişler, slaytlar, böyle power bilmem neler falan. Yani benim şansım pek az, baştan söyleyeyim de. Buyurun, buyurun Rıfat Bey, buyurun. İşte şirketimizin beyin takımı da burada. Hay bin tesadüf. Hoş geldiniz. Buyurun Rıfat Bey, buyurun buyurun. Oturun şöyle, geçin geçin geçin. Aman aman aman. Ben de şöyle geçeyim. Kemal, ne yapıyorsun oğlum orada? Efendim ben dosyaları düşürdüm de onları topluyorum. Ziver Bey, hadi başla bakalım sunumuna. Başlayayım Yusuf babacığım da, yalnız küçük bir ön hazırlık yapmamız gerekiyor. Barış, gel lan. Ya var abiciğim, Allah Allah. Kendin düşünmüşsün dosyaları, kendin topla. Adam adam. Lan buraya. Kardeşim, bu bizim sunum yapacağımız Rıfat denen adam var ya.
ben çok affedersin ama ben onu sabahını dövdüm ya. Ne? Oğlum manyak mısın lan sen? Bunu dinleyip bu kadar oynan verdiğim üstleri niye dövüyorsun lan? Hasta mısın oğlum? Hasta mısın sen? Hasta mısın? Oğlum nereden bileyim lan ben bu adamın adam olduğunu? Ne bileyim Cazibe'yle aralarında bir şey var diye daldım hep ben. Yoksa bu senin boynuzlarını şeyden ya Cazibe'ye eşlik eden adam mı bu yoksa Kemal? Ha? Detaya girme, adam bahsetme. Şimdi bu adam beni görmemeli, onun için bir şeyler düşün. Engelle beni, engelle. E tamam işte, çok güzel burada dur, görmez zaten Kemal. Salak sunumu buradan mı yapacağım ben? Ha, bir de o var değil mi? Barış, Kemal. Buyurun Hulusi Bey. Ben geldim de Kemal kendisi gelemiyor. Notlarını düşürmüşmüş, onu şey yapıyor, topluyor da kendisi o yüzden. Kemal oğlum, bırak şimdi notları, ne yapacaksın? Not lazım değil, hadi kızdırma beni misafirimizin yanında lan Kemal. Kalkıyorum efendim, kalkıyorum. Kızmayın, kalkıyorum. Zimel Bey oğlum, hadi sen başla sunumuna. Sunumu yapıyor şimdi. Emredersiniz Hulusi babacığım. Biliyorsunuz ki globalleşen iletişimde ve iş dünyasında görsellik çok önemlidir. Yani görmek çok önemlidir, çok mühimdir Hulusi babacığım. Ve en güzel sunumlar da görselliği sağlam olan sunumlardır ki eğer göze hitap etmeyen bir sunum varsa bu çok anlamsız ve geçersiz negatif bir sunumdur diyebiliriz sevgili Hulusi babacığım. Efendim son zamanlarda böyle Bulgaristan'ın son 10 yılına baktığımızda, grafiğine baktığımızda efendim bakıyoruz işte netekim. Hulusi Bey neler oluyor Allah aşkına? Zimel Bey oğlum neler diyorsun öyle? Hulusi babacığım, Rıfat Bey'in neden bizim şirkette çalışması gerektiğini gözler önüne seriyorum. İyi hallarda bulun. Sen de biraz gelsene. Rıfat Beyciğim biz hemen geliyoruz şimdi. Ben de bir arkadaşıma sunum yapacağım ona. Gel Zimel Bey. Ulan herif ne delici bakıyor, kesin beni tanıdı. Allah canımı alsın tanıdı. Oğlum bir şey diyeceğim. Galiba seni arıyor bu adam. Hemen yüzünü sakla Kemal. Yüzünü sakla, sakın görmedi. Yüzünü sakla Kemal. Kasarma kendini. Deve kuşu muyum ulan ben? Nasıl yüzümü saklayayım? Memboy ve kömeğim dokunsun diye geldim işleyeyim. Sef başladı şükredi. Cemaatin adamını ne güne koyuptu? Ah Kemal, ah Kemal. Adamın gözlerini görmedin de hisselemedin, he? Ben Kemal'ı alıp götürüp Rıfat Bey'den özür istedim. Bu kadar hengameden sonra bakın görüm adamın yüzüne neçe bakacak. Ah Kemal, ah! Çobut. Barış sen benim arkele kardeşim Hulusi Bey beni sorarsa midesini bozdu tuvalete gitti dersin. Hadi abi çarptırmadan uzayalım gel. Yürü yürü markele yürüyorum. Bak, markele dikkat, oğlum markele. Uzat sen hadi uzat. Yürü. Siz uzun zamandır mı bu şirkette çalışıyorsunuz? Evet. Bayağıdır uzun bir zamandır burada çalışıyoruz biz evet. Efendim ben de gerçekten bayağı bir zaman oldu burada çalışmaya başlayalı. İşimi de çok seviyorum sağ olun. Dikti gözlerini bana bakıyor baykuş gibi. Vallahi tanıdı be Barış, vallahi tanıdı ya. Yani beni kovdurmak için uygun bir an bekliyor şu anda, uygun bir an. Kemal sen de şu Cazibe yenge yüzünden önüne gelen herkesi dövüyorsun abicim ya. Ulan senin yüzünden ben de kovulacağım, o olacak ya. Ulan gözüm dönüyor, sen de kendinden başka bir şey düşünmez misin be? Bencil herif. Hulus Bey geliyor Kemal. Kemal. Hulus Bey geliyor. Rıfat Beyciğim. Az önceki aksaklık için çok özür dilerim. Çünkü Ziver Bey sizin görme engelli olduğunuzu bilemediği için bu şekilde sunum yapmış yani. Adam görmüş Kemal. Görmüyormuş oğlum. Hi Bin Ray Charles. Dikkat edin eliniz burnuma çarpmasın. Görme engelliyim ben deyince ben de gerçekten bir engel var mı şeysine bir bakayım dedim de. Evet, görmüyorum. Ama rüzgarını hissediyorum. Ha bu da. Yani bu durumu bilen herkes sizin gibi yaptı. Haydi, affedersiniz o zaman. Ulan saf rüzgarsın ha.
Hırvat Bey ya şey yapacağım, sormayı unuttum demin. Hani sorayım mı sormayayım mı diye de tereddüt ettim. Elinize ne oldu böyle, geçmiş olsun, bir çatlak falan mı var? Ah sormayın Hulusi Beyciğim. Benim bir yardımcı vardı. Hı. Geçen hafta işten ayrıldı. Bizim hanım da önceden bir yurt dışına program yapmış. Ben de hanım gelinceye kadar istedim ki bir yardımcım olsun, bir genç kızla anlaştım. Aa çok iş etmişsiniz ya. Fakat bu genç kız benim yanında çalışmaya geldiğini kocasına söylememiş. İşte bütçeye birkaç kuruş herhalde katkıda bulunmak istedi. Artık nasıl bir sıkışıklık içindelerse. Sonra kocası bir gün bunu takip etmiş bizim eve kadar ya. Amanın İşte adam yanlış anlamış karısı bizim eve girip çıkınca. Hı. Sabah kapıya dayandı. Bağırdı çağırdı. Hakaret etti. Yani biraz hırpaladı. Sizin anlayacağınız. Vay hayvan. Vay. Vay hayvan vay. Yani özür dilerim Hırvat Bey, şimdi böyle konuştum ama sizi bu duruma getiren insana hayvan, hayvan demekten başka bir şey gelmiyor içimden. Siz ne diyorsunuz çocuklar, haksız mıyım ya? Yüzünüz haklısınız Hulusi Bey, kesinlikle haklısınız. Zaten hayvan bile çok az kalır, ben size söyleyeyim. Hayvan oğlu hayvan, hayvan oğlu hayvan. Yani bence arkadaş için hayvan yeterlidir yani. Babasını karıştırmıyorum. Sonuçta bu arkadaş hem Rıfat Bey'e hem de karısına ayıp etmiş, yanlış yapmış yani. Tabii, tabii. Şu sunumunu yap bakalım, hadi Kemal, hadi. Neyse, neyse. Bunlar olup bitti. İş konuşalım. Yapıyoruz zaten, hadi Kemal, hadi. Ha, oğlum, sen bayağı bildiğin görme özürlü adamı dövmüşsün lan. Öküz. Abi, nereden bileyim ben adamın kör olduğunu be? Gözüm döndü, ne yapayım? Kemal, yalnız bir şey diyeceğim. Ya adam seni sesinden tanırsa? Hayır, sesimden tanıyabilir beni. Hadi Kemal, hadi. Başlıyor şimdi. Tabii efendim, ben hemen sunum sesimi almak istiyorum. Sunum sesimi almak istiyorum. Sunum sesi. Evet, bu benim sunum sesim efendim. Daha etkili olabileceğine inanıyorum. Ay, tüylerim diken diken oldu ya. Nasıl bir şey? Bu arada kullanan bu sesi ya. İnanır mısınız? Bir ara bana gelin Rambo'yu konuşun dediler de... Hadi adam ya. Dedim ekmeğinden olmasın. Tabii ya, o da her şeyi konuşuyor ya. Bunu konuşması. Şey yapsana, Adrian başardım diyor diye onun gibi bağırsana abi. Öyle mi? Ha. Adrian, başardım Adrian. Bunu da başaracağım Hulusi Bey. Pek benzemedi ama olsun. Sağ ol. Efendim, Bulgaristan'ın... Bulgaristan'ın kırtasiye açanın farkındayız. Tabii Euro da yükselince yeni pazarlar aramaya başladı Bulgar iş adamları. Tabii Bulgaristan... Çin mallarında hop kotayı koyunca Türkiye üzerinden biz mallarımızı çok rahat artık Bulgaristan'a yayabiliriz. Kesin karar. Bravo. Bravo. Gerçekçi bir analiz bu. Bravo. 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 Kemal bravo. Bravo Kemal ya. Siz yaşayacağız be. İstanbul seni acil bekler. Yaşayacağız be. Bura İstanbul, yedi tepe, kullan tepe tepe. Yaşayacağız be. İstanbul seni acil bekler. Yaşayacağız be. Bura İstanbul, yedi tepe, kullan tepe tepe. Salam. Olanları öğrendin demek ki. Elbette ki öğrenmiş hem Kemal. Adamı görseydin ne vaziyete düşüptü. Hayır ama ben hani ben düşürmedim ki adamı. Ben düşürdüm. Ben böyle itekleşirken şey oldu. Adam düşmüş. Ondan sonrasını bilmiyorum yani, çarpmıştır sağa sola yani bir yerlere. Hiç utanmırsan ele mi? He, gözleri görmeyen adamın üstüne düşersen hiç utanmırsan ele mi? Hayır yani ben adamın o halde olduğunu bilmiyordum ki. Gözleri görmediğini bilmiyordum ki. Bir kere bilmiyordum yani ben. O vahit indinece bilirsen. He? Ya nasıl anladım? Ha şey, ben sana söyleyeyim. Ya çok komik. Ben bugün şirkette bir baktım.
Ortaklık görüşmesi için o adam bizim şirkete geldi. Ben tabii bunu görünce bir korktum, böyle masanın altına falan saklandım. Ya neler yaptım bilmiyorum ya, çok ödüm koptu ya. Ne oluyor kız, gülüyorsun? Al. Mezheplerim oynayın. Gülürem diye ele bilme ki seni bağışlayarım. Ben senin o mehettel kalmış halına gülürem. Yoksa hele de eledine hislenmem geçmemiştir Kemal, he? Sen de anla beni Cazibe ya, gözünü seveyim anla ya. Gizli saklı işler çeviriyorsun. Seni takip etmek zorunda kalıyorum. Bir bakıyorum bir adamla birliktesin. E ne oluyor o zaman? Ne birim atıyor biliyorsun. Mevzu sen olunca benim gözüm bir şey görmüyor ya. Ne? Yani ne? Yani şey dedim yani böyle gizli saklı işler falan çeviriyorsun ya. Yapma, olmaz. Ondan sonra Kemal. Ondan sonra yani bir bakıyorum adam madam gördüm yani, onu dedim yani. Ondan da sonra Kemal, kumanda gelir kafana. Ha, bir dakika o zaman. Kemal ne inir sen? Zili söktüm ya. Biliyorum çünkü çalacak ya. Biliyorum ya. Tam o esnada çalacak yani. Ne diyordun? En son menen ne dediğini söylüyordu. Ha. Şey diyordum. Yani mevzu sen olunca Allah canım alsın gözüm hiçbir şey görmüyor be Cazibe. Öyle mi? Ha, vallahi. Hay bin Alferet Hişkok! Hay, ne oluyor ya? Kapı. Kapı mı? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu anın, yani bu anın olmamasını isteyen böyle mistik güçler var. Tövbe estağfurullah, bir şeyler oluyor bak. Ay, bir şeyler oluyor. Ve kimse yok. Ne? Barış, Barış. Allah cezasını vermesin ya. Sabahtan beri oynuyor telefonda. Melodisini değiştirmiş, kapının ziline benziyor. Ödüm koptu ya. Hulusi Bey, dur. Efendim Hulusi Bey. Sağ olun efendim. Sağ olun. Ne oğlum? Ya Rıfat Bey, şirketle ortak olmayı, ortak iş yapmayı kabul etmiş benim sayemde diyor Hulusi Bey. Yani ve bana ekstradan bir aylık prim yatıracakmış. Öyle mi? Ha. Ambiyans bozuldu ama hiç olmazsa güzel bir haber aldık be Cazibe. He. Artı ambiyans bundan sonraki bölümedi. İnşallah. Bakalım kısmet. Kokuyor bunları? He, kokur. Beraber koklasak. Oh, çok güzel.